Merhaba gençler. 23 Mart 2021 tarihinde yapılmış olan TYT Temel Yeterlilik Deneme Sınavı 3 ÇAP yayınlarının tarih sorularını bir hep birlikte çözelim. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuz. Bilhassa yabancı kavimlerle yapılan mücadeleler neticesinde mağlup olan Türklerin büyük çoğunluğu başkasının hakimiyeti altına girmek istememiş, hürriyetlerinden mahrum kalmaktansa yurtlarını terk edip yeni bölgelerde bağımsız yaşamayı tercih etmişlerdir. İşte bütün bunların sonucunda Türkler zamanla Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılmışlardır. Türklerin tarih boyunca bu şekilde değişik coğrafyalarda yaşamaları aşağıdakilerden hangisine sebep olmuş olabilir? Şıklara bakalım. A. Milli benliklerini her zaman korumalarına. B. Adalet anlayışının kaybolmasına. C. Demokratik bir anlayışa. D. Birbirinden farklı gelişme göstermelerine. E. Yerleşik bir yaşama geçmelerine. Türklerin değişik coğrafyaya gitmeleri, değişik bölgelerde değişik devletler kurmalarının sebebini soruyor bize. Tabii ki birbirinden farklı gelişme göstermesine sebep olmuştur. Milli benliklerini her zaman koruyabilmişler midir? Hayır, milli benliklerini her zaman koruyamıyorlar. Asimile olan bir sürü Türk devleti var. Adalet anlayışı, demokratik bir anlayış, yerleşik yaşama geçmeyi de kabul edemeyiz. Ama gittikleri bölgelerde birbirinden farklı gelişmeler gösteriyorlar. Şöyle açıklayalım. Türkler gittikleri yerde birçok devlet kuruyorlar. Göç ettikleri yerlere Türk kültürünü götürüp oradaki kültürlerden de etkileniyorlar. Türkler farklı özelliklere sahip yeni toplum ve milletlerin oluşmasını da sağlamışlardır. Yani Türkler yeni milletlerin ve yeni toplumların oluşmasına çok büyük katkı sağlıyor. Bazı Türk boyları asimile olup milli kültürel benliğini kaybederek tamamen eriyip gitmişlerdir de diyebiliriz. Türk tarihini bu yüzden belirli bir coğrafyada incelemek zordur ve her gittiği bölgede birbirinden farklı gelişmeler gösterdikleri için doğru cevabımız D şıkkı diyoruz. Denizli. İkinci sorumuz. Büyük Selçuklu Devleti'nde Sultan Melikşah'ın ölümünün ardından oğulları arasında taht kavgaları çıkmış ve fetret dönemi yaşanmıştır. Türkiye Selçuklularında Sultan 1. Kılıçarslan'ın ölümünün ardından oğulları arasında taht kavgaları çıkmış, uzun süren siyasi bir kargaşa dönemi yaşanmıştır. Buna göre yaşanan siyasi karışıklıkların aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir. Ekonomik yapının geliştirilmesi çabasıyla, geleneksel Türk egemenlik anlayışıyla, ekonomik gelirlerin azalmasıyla, devlet adamlarının yetersizliğiyle, dış baskılarla. Şimdi Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu Devleti'nde sultanlar ölünce oğulları arasında taht kavgası çıkıyor ve bu ülkede bir kargaşaya sebep oluyor. Sürekli taht kavgasının çıkmasının sebebini soruyor bize. Bu ilk Türk devletlerinde devlet yönetimine kadar dayandıracak olursak, ilk Türk devletlerinde hükümdar kut anlayışına göre ülkeyi yönetirdi. Kut anlayışı neydi? Yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu yüzden hükümdar meşruti ilahi yani tanrısal bir güce dayanıyordu ve ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışı vardı. Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır. Bir hükümdar öldükten sonra hanedanın erkek üyeleri tahta geçme hakkına sahipti. Bu Büyük Selçuklu'da da böyle, Türkiye Selçuklularında da böyle. Hükümdar öldüğü için hanedanın erkek çocukları tahta geçme hakkına sahip olmuştur. Bu durumda taht kavgalarına sebep oluyor. Bu da geleneksel Türk egemenlik anlayışına dayanır. Tahta geçmek isteyen hanedan üyeleri taht kavgasına girişiyor ya da yapılan istişareler, toplantılar sonucunda en güçlü olan kişinin tahta çıkmasına karar veriliyor idi. Taht kavgasını kazanan veya çeşitli görüşmelerle belirlenen hanedan üyelerinin kutu yani Tanrı'nın seçtiği kişi olduğu düşünülüyor ve o hanedan üyesinin tahta geçme hakkına sahip olduğuna inanılıyordu. Kut anlayışı halkın hükümdara olan bağlılığını artırmıştır. Ancak devlet hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışı taht kavgalarının yaşanmasına sebep oluyor. Bu durumda Türk devletleri olumsuz etkilenmiş ve kısa sürede yıkılmalarına sebep olmuştur. Şimdi sorumuza baktığımızda ise taht kavgalarının ortaya çıkmasının en önemli sebebi ta ilk Türk devletlerinden beri gelen geleneksel Türk egemenlik anlayışıdır. Yani ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır sözünden dolayı kardeşler tahta geçmek için mücadeleye girişmiş ve kardeşler arasında bir veraset yarışı olmuş, taht kavgaları başlamıştır. Doğru cevabımız Bursa diyoruz.
Evet, üçüncü sorumuzla başlayalım. Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra Osmanlı ülkesinde Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi farklı fikir akımları ortaya çıkmıştır. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Evet, şimdi şıkları eleyerek gidelim tek tek. Düşünce ve kültür dünyasında bir hareketlilik ve değişim yaşanmıştır. Doğru, herkes kendi fikrine ve zikrine uygun olan fikir akımını benimseyerek desteklemeye başlıyor. Halkın siyasi düşüncelerini yönlendirecek gelişmeler meydana çıkmıştır. Evet, kendi düşüncesini destekleyecek fikir akımlarına ve bu fikir akımların arkasında durmaya başlıyor halk. İki de var. Farklı akımların ortaya çıkmasıyla kültürde birlik sağlanmıştır. Bu bir dursun. Sorunların çözümü için değişik fikir ve öneriler sunulmuştur. Evet, Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını önlemek için çok çeşitli fikir akımları ortaya atılıyor ve çeşitli öneriler sunuluyor. Bu da var. Osmanlı aydınlar Avrupa'daki gelişmelerin etkisinde kalmıştır. Evet, özellikle batıcılık denilen fikir akımlarının etkisiyle birlikte Avrupa'daki gelişmelerin Osmanlı ülkesine getirilirse Osmanlı'nın yıkılmaktan kurtulacağını ileri sürmüşlerdir. Şimdi şıklara baktığımızda A, B, D ve E'yi kabul edebiliriz ama C şıkkında farklı akımların ortaya çıkmasıyla kültürde birlik sağlanmıştır diyemeyiz. Tam tersine bir çeşitlilik, bir hareketlilik, bir değişim yaşanmıştır diyebiliriz. Aslında okuduğunu anlama, irdeleme sorusu gibi tarz sorulardan birisiydi. Doğru cevabımız C şıkkı diyoruz. Dördüncü sorumuz. Anlaşma devletleri Montrose Ateşkes Anlaşması'ndan sonra donanmalarını İstanbul önlerine getirmiş, Yunanlıların Anadolu'ya çıkmalarını sağlamış, Mebusan Meclisi'ni dağıtmış, Anadolu halkını isyana teşvik etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi anlaşma devletlerinin bu girişimlerle ulaşmak istedikleri amaçlardan biri değildir? Yukarıdaki maddelerle şıkları tek tek eşleştirerek ilerleyelim. Donanmaların İstanbul önlerine getirmeleri, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kontrol altına almak için yapılmıştır. A var. B'ye bakalım. İstanbul hükümetini baskı ve denetim altında tutmak. Evet, Mebusan Meclisi'ni dağıtarak, donanmalarını da İstanbul önüne getirerek İstanbul hükümetine hem baskı ve denetim sunuyorlar hem de onları göz altında tutuyorlar. İşgallerin yaygınlaştırılması için ortam hazırlamak. Evet, Anadolu halkını isyana teşvik ediyorlar. Yunanların Anadolu'ya çıkarma yapmalarını sağlıyorlar ve Anadolu halkını isyanı etmesi için kışkırtıyorlar. Halk iradesi doğrultusunda alınan kararların uygulanmasını önlemek. Evet, halk kararlarının uygulandığı, halkın iradesinin, halkın söz sahibi olduğu yer neresi? Meclis. Mebusan Meclisi'nde dağıtıyorlar. Denizli'de var. Edirne'ye bakalım. Sovyet Rusya'nın boğazlardan yararlanmasını kolaylaştırmak. Yukarıdaki maddelere baktığımızda Rusya ile ilgili herhangi bir madde geçmiyor. Zaten Sovyet Rusya Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan önce Çanakkale cephesi sırasında Çanakkale Savaşı'nı kaybettikleri için İtilaf Devletleri Sovyet Rusya'ya yardım gönderemiyorlar ve Sovyet Rusya Bolşevik İhtilali ile savaştan çekildiğini duyuruyor. Yani Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada Sovyet Rusya'nın boğazları görecek gözü yok. Sovyet Rusya içindeki kargaşayla içeride ülkesinin içinde ihtilal olmuş ve bu ihtilalle yönetim değişikliğiyle uğraştığı için uluslararası politikada söz sahibi değil, kendi içiyle uğraşıyor. Bu yüzden doğru cevabımız Edirne diyoruz. Beşinci ve son sorumuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında eski sağ sistemi bırakılarak günümüz sistemi esas alınmıştır. Eski ölçü sistemi kaldırılarak günümüz ölçü birimlere esas alınmıştır. Medreseler kapatılarak çağdaş okulların varlığını sürdürmesine ilişkin yasalar kabul edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu düzenlemelerin yapılmasındaki amaçlardan biri değildir? İkilikleri ortadan kaldırmak, ticari ilişkileri kolaylaştırmak. Evet, yukarıdaki maddelere baktığımızda Avrupa ile aynı anda hareket edebilmek için, Avrupa'ya ayak uydurabilmek için, ticari ilişkilerimizi kolaylaştırmak, ikilikleri ortadan kaldırmak için takvim ve saatte ölçü birimlerinde değişiklik yapılmıştır diyebiliriz. Yine medreselerin kapatılarak çağdaş okulların açılmasıyla birlikte eğitimde birlik sağlanıyor. Eğitim sistemi değişiyor. Avrupa tarzı okullar açılmaya başlıyor. C ile D şıkkında diyebiliriz. Ama E şıkkı bütçe giderlerini azaltmak amacıyla yapılmamıştır yukarıdaki gelişmeler. Hatta tam tersine saat ve ölçü birimlerinde yeniden düzenlemeye gidildiği için
devlete yük bile getirmiştir diyebiliriz. Yani bütçe giderleri artmıştır bile diyebiliriz. Şimdi takvimimiz ve saat hakkında yapılan değişikliklerle ilgili kısa bir bilgi de verelim. Önemli bir soru. 26 Aralık 1925'te Hicri ve Rumi takvimin yerine miladi takvim kullanıldı. Ayrıca 12 saat esasına dayalı Alaturka saat sistemi yerine 24 saat esasına dayanan Alafranga saat sistemine geçildi. Tüm bu değişiklikler 1 Ocak 1926'dan itibaren uygulanmaya başlandı. Osmanlı zamanında bir gün 12 saat olarak kabul ediliyordu. Günümüzde ise bir gün 24 saat olarak kabul ediliyor. Yine önceki dönemlerde kullanılan uzunluk ve ağırlık ölçüleri hem bölgelere göre farklılık gösteriyor hem de Batı ile ticari ilişkilerde sorunlara yol açıyordu. İkilikler ortaya çıkıyordu. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için de 1931 yılında çıkarılan kanunla arşın ve endazenin yerine metre, hacim ölçüsünün yerine litre, okka ve çekinin yerine de kilogramın kullanılmasına karar verildi. Yine Batı dünyası ile olan ilişkileri geliştirmek, ticari ilişkileri kolaylaştırmak için 1935 yılında hafta tatili cumadan pazar gününe alındı. Şöyle ufak bir de bilgi verelim. Takvim, saat, hafta tatili değişikliği ve ölçülerde yapılan değişiklikler Atatürk ilkelerinden inkılapçılık ilkesine girer. Sorumuza bir kez daha bakacak olursak yapılan bu düzenlemelerdeki amaçlardan biri değildir. İkilikleri ortadan kaldırmıştır. Evet. Ticari ilişkiler Avrupa ile kolaylaşmıştır. Evet. Eğitimde birlik sağlanmıştır. Medreseler, Avrupa tarzı okullar, mahalle mektepleri gibi çeşit çeşit okulların yerine tek bir tarzda, tek bir elde toplanıyor. Milli eğitime bağlanıyor. Evet, eğitimde birlik sağlanıyor. Eğitim sistemi değişiyor. Daha çağdaş, daha modern ve Avrupa'ya ayak uyduracak bir hale geliyor. Bütçe giderlerini azaltma gibi bir madde yok yukarıda. Tam tersine saat ve ölçüde değişiklik yapıldığı için bütçe giderlerini artırmıştır bile diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız Edirne diyoruz.